farkının yarısı olacaktır. Yani 2y'den 2x çıkartıp 2'ye bölersem buradan da 32 bulmam gerekiyor. Yani bizim y eksi x'imiz kaç oldu arkadaşlar? 32 oldu. Y eksi x 32. Şöyle yazalım. Y artı x de 70 olduğuna göre bu iki eşitlikten x ve y'yi ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar. Önce x'ler birbirini götürecek. 2y 102 olacak. Yani y 51 oldu buradan. Y 51 ise y eksi x 32 yapacak değeri kullanalım. Y eksi x eşittir 32. Y yerine 51 yazacak olursak x'in de buradan kaç çıkması gerekiyor? 19 çıkması gerekiyor arkadaşlar. Biz sizden neyi istemiştik? CD'yi. Yani şuradaki 2 y'lik y'yi bulmanızı istemiştik arkadaşlar. Bu da 2 çarpı 51'den y'yi 51 bulmuştuk sanıyorum. 102 derece çıkacaktır arkadaşlar. X'i ve y'yi ayrı ayrı bulduğumuz zaman sonucumuza ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bunları hızlıca silelim. Dış açıyla ilgili önemli sonuçlarımız var. Sonuçlarımızdan bahsedelim. Bunlar önemli ve güzel sonuçlar arkadaşlar. Bunları dikkatli kullanmak lazım. P noktası çemberin dışarısında bir nokta olsun. P noktasından çemberi iki tane teğet çizelim. Bu teğetlerin boylarının birbirine eşit olduğunu daha önce söylemiştik. İşte bu teğetler arasında kalan KPT açısına da biz bu çembere ait dış açı diyoruz arkadaşlar. Bu dış açıyla kendisine bakan çember yayının toplamı daima 180 derece olacaktır arkadaşlar. Alfa artı beta toplamı 180 derece olmalıdır. Bununla ilgili basit sorular yazalım. Hemen özelliğimizi pekiştirelim. Burada ne yapabiliriz? Şuraya 50 derece yazalım arkadaşlar. O noktası bu çemberin merkezi olsun. Sizden x açısını hesaplamanızı isteyelim. Tabii noktalarımıza yine isimler koyalım. 50 derecelik açıya dikkatlice bakarsanız BK ve PL çemberin teğetleri olduğuna göre iki kolu çemberin teğeti olan dış açı ölçüsü 50 ise görülen yay bunu 180 dereceye tamamlayacaktı. Yani değeri 130 derece olacaktır arkadaşlar. O noktası çemberin merkezi ise AK çaptır. Çapın altında 180 derecelik yay kalır. Biz 130'unu kullandığımıza göre L'den A'ya kadar olan kısım 50 derecelik arkadaşlar. 50 derecelik yaya bakan çevre açı da bunun yarısı yani 25 derece olacaktır. Açımızın ölçüsünü bu şekilde hesaplamış olduk. P noktası gene çemberin dış bölgesinde bir nokta. Şimdi soruların içerisinde geçecek bazı ifadelerimiz var arkadaşlar. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Yavaş yavaş konumuzu bundan sonra bitirelim. Şimdi iki çemberin birbirine dıştan teğet olması, içten teğet olması gibi kavramlar duyacaksınız. Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak şöyle diyelim. İki çemberin birbirine göre durumları neler olabilir? İlk olarak iki çember birbirini hiç kesmeyebilir arkadaşlar. Bu kesişmeme durumudur. Zaten sorularda çok fazla karşımıza çıkmaz bunlar. Altına gene de yazalım. İki çember kesişmeyebilir. İki çember birbirini farklı iki noktada kesebilir. A ve B gibi. Bunu daha çok görürüz sorularda. İki farklı noktada kesişmenin özel bir durumu var. Çemberlerin dik kesişmesi ifadesi özel bir ifadedir arkadaşlar. Eğer iki çember dik kesişiyorsa bunun bizim için anlamı şudur. Çemberlerin merkezlerini O1 ve O2 diyecek olursak, çemberlerin merkezlerini kesişim noktalarına birleştirdiğiniz zaman arada kalan açı 90 derecedir arkadaşlar. Aynı şekilde bu diğer kesişim noktasında da geçerli bakın. Çemberlerin merkezlerini B'ye birleştirecek olursak dik kesişme durumunda aradaki açı 90 derece olacaktır arkadaşlar. Son durumumuz da son ifademiz de çemberlerin birbirine teğet olma durumu arkadaşlar. Teğet olma durumu şöyle düşünebiliriz. İki çember birbirine
tek bir noktada değiyorsa biz bu çemberlere teğettirler diyeceğiz. Mesela bizim O1 merkezli çemberimizde O2 merkezli